Merhaba değerli dostlar, bu kanalımda yapacağım ilk inceleme. Umarım sizlere bu oyunu oynamayı düşünüp kararsız olan arkadaşıma faydası olur. Oyunu PC'de oynadığımı belirterek oyunun Steam üzerinde yayınlanan açıklamasıyla başlayalım. Seni çocukluk korkularınla yüzleştirecek tuhaflıklarla dolu karanlık bir hikaye olan Little Nightmares'e bırak kendini. Six'in ağızdan kaçmasına yardım et. Burası mideye indirecekleri bir sonraki avın peşinde olan ruhların yaşadığı engin, gizemli bir kanaldır. Yolculuğunda ilerledikçe seni kaçış yolunu bulmak zorunda olduğun bir hapishaneye ve eğleneceğin bir oyun alanına sokan dünyanın en rahatsız edici oyuncak bebek evini keşfet. Hayal gücünün sınırlarını ortadan kaldırmak için içindeki çocuğu uyandır ve çıkış yolunu bul. Tarsier Studios tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayıncılığı yapılan Little Nightmares isimli oyun bir korku ve gerilim oyunu. Bana göre daha çok gerilim oyunu. Çünkü oynarken çok gerildim. Sizleri de korkutmaktan çok geleceğini düşünüyorum. Gerilim verme konusunda notum çok iyi. Oyunun hikayesi güzel. Oyunda konuşma yok. Kötü karakterlerin homurdanması, çığlık atması ve şarkı söylemesi dışında. Hikayeyi oynadıkça kısmen anlıyorsunuz. Ama yine de oyun içinde tam olarak ne olmuş, bu çocuk neden burada, burada ne oluyor, burası neresi gibi sorularınıza cevaplar bulamayacaksınız. Oyunu oynadıktan sonra veya öncesinde araştırırsanız hikayeyi daha iyi öğrenebilirsiniz. Belki spoiler ama burada pis, gizemli ve korkunç şeyler döndüğü muhakkak. Öğrendiklerimi spoiler olmasın diye sizinle paylaşmıyorum. Hikaye konusunda notum iyi. Oyun gerilim oyunu olmasıyla birlikte bir bulmaca oyunu. Oyunda ilerleyebilmek ve kötü karakterlerden kurtulabilmek için çok da zor olmayan bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Ayrıca oyun gizlilik de içeriyor. Bazı bölümlerde bulmacayı çözene kadar göbeğim çatladı. Ama bu kişiye göre değişebilen bir durum. Sizin göbeğiniz çatlamayabilir. Bulmaca konusunda notum fena değil. Oyun platform oyunu gibi ama 3 boyutlu. Yani oyunu yan cepheden bakarak oynuyorsunuz. Bu da kontrollerde bazı sıkıntılara yol açıyor. Bu durum kötü ama oyundaki gerileme katkı sağladığı için iyi de sayılır. Kontroller konusunda birkaç kez küfür etmişliğim var. Kontroller konusunda notum gıcık. Oyunun şu an için Steam fiyatı 31 TL. DLC yani ek bölümleri de sayarsak 49 TL. Bu oyuna bu para verilir mi? Bence verilir. Güzel bir deneyim yaşarsınız. Grafikler, ortamlar, karakterler konusunda sizi tatmin eder. Elbette bunlar kişiye göre değişir. Ben kendi duygularımı paylaşıyorum. Fiyat konusunda notum iyi. Evet değerli dostlar, bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Umarım sizler için faydalı bir inceleme olmuştur. Thank you.